Herkese selamlar. Bugün Toprak Starım Serumuzdayız. Fakat serumuzu anlatmak yerine bugün başka bir konuya değineceğiz. Şöyle dışarıda yağmur olduğu için serumuza geldik. Bugün humik asit yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle önceden hazırlamış olduğum humik asidi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi koyu kahverengi. Leonardit kaynaklı humik asit. Çoğu kişi Leonardit'i duymuştur. Özellikle organik madde artırmak için kullanılan bir üründür. Normalde Leonardit'i dönme 5 ton kullanmak gerekli. Toprakta çözülmesi yıllar aldığı için biz bunu humik asit yapıp kullanıyoruz. Aldığımız humik asit yüksek kaliteli bir humik asit. Daha doğrusu leonardit. Şöyle gördüğünüz gibi çoğu toz şeklinde. Leonardit'in organik madde değeri %85. Humic folik asit içeri değeri ise %75. Yani en kaliteli leonardlardan biri. Çuval fiyatı da 90 liraya yakın. Normalde piyasada böyle 25 kiloluk çuvalı 10 liraya dahil bulmak mümkün. Biz humic asit yapacağımız için leonarditimizin yüksek kalitede olması gerekli. Çünkü bu ürünü suyla karıştıracağımız için ne kadar az bundan karıştırırsak humik asidimiz o kadar yüksek olur. Örnek vermek gerekirse biz %12'lik bir humik folik asit yapmak istiyoruz. Bunun için bu torbadan örneğin bir avuç kullanmamız gerekli. Diğer düşük kaliteli leonarditten 2 avuç kullanmamız gerekli. Eğer biz bu suya 1 avuç yerine 2 avuç koyarsak suyun doyma noktası geldiği için leonardit çözülmeyecektir. Bu yüzden boşu boşuna uğraşmış oluruz. Buna dikkat etmek gerekli. Yüksek kaliteli leonarditle humik asit yapmanız sizin açınızdan maliyet ve uğraş yönünden her türlü kârdır. Biz bu humik asit yapalı yaklaşık 5-6 saat oldu. Şu an su motoruyla şu şekilde kendi kendine dönmekte. Normalde bu şekilde 2 gün bekletmek gerekli. Dipte kalan tortunun suyla karışması gerekli. Malzemelere gelecek olursak şöyle 9 litrelik bir suyumuz. Ben tatlı su kullandım. 1 kilo 400 gram leonardit, yüksek kaliteli leonardit ve 140 gram da potasyum hidroksitimiz var. Özellikle burada dikkat etmesi gereken önemli nokta, potasyum hidroksit çok tehlikeli bir madde olduğu için bunu mutlaka böyle kapalı kutularda saklayın ve mutlaka eldiven kullanın. Bu madde tehlikeli olduğu için yakıcıdır, tahriş edicidir. Çocuklardan mutlaka uzak olması gerekli. İlk olarak 9 litre suya şöyle gördüğünüz gibi 140 gram potasyum hidroksitimizi döküyoruz. Suyun kesinlikle vücudunuza gelmemesi gerekli. Önceden de söylediğim gibi çok tehlikeli bir madde.
Mutlaka eldiven, mümkünse gözlük ve önlük kullanın. Bu şekilde potasyum hidroksinizi suyla karıştırıyoruz. Tepkimeye girmeye başladı, gördüğünüz gibi erimeye de başladı içinde. Bu kısa süre içinde tamamen suyla karışacak. Bunu kullanmamızın nedeni ise leonardit yüksek pH'larda çözüldüğü için suyumuzun da pH'in yüksek olması gerekli. Bu şekilde suyun pH'ini yükseltmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi parça parça olan potasyum hidroksit tamamen suyla karışmış durumda. Tekrar söylüyorum, bunu dikkat etmek gerekli. Potasyum hidroksitli suya kesinlikle vücudunuzu değdirmeyin. İkinci olarak 1 kilo 400 gram yüksek kalitedeki leonardit'imizi yavaşça döküyoruz. Kuru bir madde olduğu için gördüğünüz gibi döktüğümüz zaman hava kabarcıkları çıkmaya başladı. Şu an leonardit suyla karışıyor. O yüzden böyle hava kabarcıkları çıkmakta. Şöyle gördüğünüz gibi şu an içerisinde parça parça leonarditler bulunmakta. Rengi de tam koyu kahverengi değil. Gördüğünüz gibi kabın içinde çözülmeyen leonarditler kaldı. İki karışımı döktükten sonra yaklaşık 2 gün bu şekilde karıştırmamız gerekli. Tabi ara ara karıştırmak gerekli. Ne kadar çok karıştırırsanız alttaki leonardit çökeltisi karışacaktır. Burada önemli olan belirttiğimiz orandaki 1 kilo 400 gram oranındaki leonarditin 9 litre suda tamamen çözülmesidir. Önemli olan budur. Eğer bu leonardit tamamen çözülürse %12'lik bir humic fulvic asit çözeltimiz olmuş olacak. Maliyet hesabı yapmak gerekirse şöyle 25 kilogramlık bir leonardit çuvalı ile yaklaşık olarak 160 litre humic asit yapmam mümkün. Bu 90 lira dedik. Şöyle potasyum hidroksitimiz var. Bu da 10 lira kilogram fiyatı. Yaklaşık olarak 2,5-3 kilo ise 30 lira. 120 liraya denk gelmekte. Suyumuzla beraber en fazla 125 lira. Normalde zaten bizim şöyle 20 litrelik bir humic asit en az 80 ile 150 lira arasında satılmakta. Litre fiyatı normalde 5 lira 7 lira. Bizim böyle yaptığımız zaman litre fiyatı 1 liradan daha düşük fiyata gelmektedir. Bu yüzden mutlaka bu konuları araştırmak gerekli. Şöyle gördüğünüz gibi üst kısımda köpüklenmeler oluştu.
Bunu mümkün olduğunca çok karıştırmak gerekli. Alt kısımlarında tortu kalabilmekte. Önceden tortlar gelmekteydi. Şu an gördüğünüz gibi tortlar iyice azaldı. Leonardit kaliteli olduğu için hemen çözülmekte görüldüğünüz gibi. Biz bu işlemi çuvalda 10 liralık bir leonardit'te yapsaydık bu kadar bir çözülme olmayacaktı ve uğraşmak zorunda kalacaktık. Yüksek kaliteli leonardit ile uğraşmak daha kolay. Eğer bu karışımı çok fazla karıştıramıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Ben normalde bende su pompası çok. Şu motorumuzu durduralım önce. Şöyle bir sistem yaptım. Buradaki su pompamız buradan suyu alıp şöyle buradaki uca vermekte. Buradaki uç suyu bu şekilde döndürmekte. Buradaki uç ise tam tersine olduğu için o da bu şekilde bu tarafa suyu vermekte. Böylece sistem şöyle yuvarlak şekilde devir daim olmakta. Şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Su pompamız hat ikiye ayrılmakta. Bir hatımız sol tarafa suyu iterken diğeri sağ tarafa etmekte. Böylece su bu şekilde devir daim olmakta. Bir de dipteki çökeltileri önlemek için su pompasını biraz yukarı tuttum. Çalıştırabiliriz motorumuzu. Şu an motor çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi sistem şu şekilde dönmeye başladı. Bu da küçük bir kolaylık. Eğer karıştırmaya vakit bulamıyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Veya matkabın ucuna bir aparat yapıp o şekilde karıştırabilirsiniz. Karışım bu şekilde 2 gün bekledikten sonra altta kalan tortu varsa süzüp bidonlar alabilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var. Bu karışıma 4 saat mutlaka elinizi değdirmeyin. İçinde potasyum hidroksit olduğu için vücudunuzda tahrişlere neden olabilir. Bu karışımı yaklaşık olarak yarım litre humik asidi 1 ton su ile karıştırıp bitkilere verebilirsiniz. Bir de şöyle bir özellik var. Normalde bu karışımımızın pH değeri 13'e yakın. Eğer biz humik asit leonarditimizin pH'ini yüksek alsaydık pH'imiz daha da yüksek olacaktı. Bu yüzden düşük pH değerli leonarditleri kullanmaya özen gösterin.
Fümik asit yapımımız bu şekildeydi. Umarım faydamız olmuştur. Böylece fümik asite çok para vereceğinize az para verip kendiniz üretebilirsiniz. Şunları da belirteyim. Tekrardan 900 mililitre suya 14 gram potasyum hidroksit ve 140 gram yonarit kullanıyoruz. Bunları açıklama kısmında yazarım. Daha yüksek ölçeklerde yapmak isterseniz bu oranlara göre kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu formülü Meyveltepe'den aldık. Kendisi bu şekilde yapmıştı. Ona da bundan teşekkürler. Bugünlük bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.